Ve 25 Mart takvim yapraklarının buz tuttuğu gün sevgili izleyenlerimiz, Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve gazeteci meslektaşımız İsmail Güneş kabirleri başında tüm sevenleri tarafından anıldığı dualar eşliğinde anma etkinlikleri gerçekleşti. Onunla ilgili hemen şöyle bir bakıyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve gazeteci İsmail Güneş dualar eşliğinde anıldı. Takvim yapraklarının buz tuttuğu bir gündeyiz sevgili izleyenlerimiz. Tabii öncelikle 13 yıl önce şöyle bir geriye gidiyoruz. 13 yıl önce yaşanan helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları ve meslektaşımız İsmail Güneş gazeteci arkadaşımız ve tabii pilot. Biz öncelikle Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun temenni ve dileklerimizi bu şekilde iletiyoruz. Umut ediyoruz ki tabii bu işte o dönemlerde yani 13 yıl önceden bugüne hala mahkeme süreci devam ediyor. İnşallah bu işin altında her kim var ise mutlaka ortaya çıksın diye temenni ediyoruz. Meslektaşımız İsmail Güneş kabri mekanı cennet olsun diyoruz ve tabii tüm Türkiye'de sevgili izleyenlerimiz hem Muhsin Yazıcıoğlu hem yol arkadaşları hem de meslektaşımız İsmail Güneş için her tarafta dualar edildi. Dualar eşliğinde anıldı sevgili izleyenlerimiz. Biz de mekanları cennet olsun diyoruz ve tabii ki bu 13 yıl önce yaşanan helikopter kazası sonrası yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları, gazeteci meslektaşımız İsmail Güneş, onunla birlikte pilot, hepsi rahmetle, minnetle anıyoruz ve dualarımız her zaman tabii ki onlarla diyoruz sevgili izleyenlerimiz ve hemen şöyle bir haber notlarımız içerisinde neler vardı onları da sizlerle paylaşıyoruz. Büyük Birlik Partisi rahmetli Büyük Birlik Partisi kurucusu merhum şehit Muhsin Yazıcıoğlu. Allah mekanını cennet etsin. Onunla birlikte tabii ki yol arkadaşları Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş için Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da yani birçok vilayette, Sivas'ımızda çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Dualar edildi. Mezarları, kabirleri başında dualar okundu sevgili izleyenlerimiz. Bundan tam 13 yıl önce Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu. Dediğimiz gibi dualar eşliğinde anıldılar sevgili izleyenlerimiz. Biz de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz efendim. Hem Muhsin Yazıcıoğlu için hem de diğer yol arkadaşları için hem de meslektaşımız İsmail Güneş için biz de dualarımızı ettik ve rahmet dileklerimizi ve tabii ki gerçekten çok üzüntü içerisindeyiz. Takvim yapraklarının buz tuttuğu bir günü bu dönemde hepimiz yaşıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet işte 25 Mart takvim yapraklarının buz tuttuğu bugün de dualar eşliğinde Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve meslektaşımız gazeteci İsmail Güneş kabirleri başında anıldı.